SDA ve SCL hataları dediğimiz zaman aklına ne gelecek? Data Haberleşme hatası. haberleşme hatası. Hangi devre elemanında oluyor bu? Hocam çoğunlukla baseband ve EPROM. Ha, EPROM hatası. Değil, şimdi EPROM'lar neyle haberleşiyor? SDA ve SCL. Tamam mı? Bu haberleşmede herhangi bir arıza olduğu zaman bu tür hatalar veriyor. Şimdi iPhone 6'daki 9 hatası da SDA ve SCL hatası. Ne yapıyor? İşlemci EPROM aracılığıyla NAND'da haberleşmeye çalıştığı zaman EPROM'da tıkanıyor. Anladım hocam. Tamam mı? EPROM'da ne var? EPROM'da biz Purple modu aldığımız zaman NAND bilgilerini işte vesaire gibi bilgileri nereden alıyoruz aslında? EPROM'dan alıyoruz. EPROM'dan alıyoruz. NAND üzerindeki bilgileri. NAND'a yazıyor değil mi? Evet. EPROM arada bir şey oluşturmuş oluyor. Geçici bir hafıza olarak duruyor. Şimdi evet, EPROM'lar devamlı yazılıp silinen şeyler değil NAND gibi. Evet hocam. Demek ki 9 hatası bir EPROM hatası. Modele göre de değişiklik gösteriyor. 6'daki hata işlemcinin SDA ve SCL olan bacaklarının EPROM'la tam haberleşemediğinden kaynaklanıyor. Bunu da ölçümle İki çeşit anlayabiliyoruz. Ölçerek. Ve bu ölçtüğümüzün de doğruluğunu teyit edebiliyoruz. Nasıl olduğunu açıklayayım. Buraları ölçerken işlemcinin SDA ve SCL bacaklarına hafif bir baskı uyguladığımızda ölçümlerimizde oynama oluyorsa direkt soğuk lehim demektir. Çünkü 9 hatası bazen NAND'dan da çıkıyor. Yani boşu boşuna NAND sökmekle uğraşmayayım dersen hemen o NAND'ın altındaki EPROM kapakçığını keskiyle şöyle kaldırıyorsun. Evet. İki tane direncimiz var orada. O iki direncin üzerinden ölçüm alıyoruz. Aynı anda da istersen işlemciyi yoklayabilirsin. Anladım hocam. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. 4013 neydi? 4013'te yazılamama. NAND'ın varlığını kabul ettik. Fakat yazılım bir yerde tıkanıyor. Yazılım bir yerde tıkanıyor. Partlarda bir sıkıntı var. Takılma var. Hard diskin kafa vurması gibi. Evet hocam. Tamam mı? 4014 4014'te yine yazılımın yazılırken bir yerde yine tıkanması. 4014 mü? Evet. 4014 NAND'ı görmüyorum. Varlığını kabul etmiyorum. Anladım. Yani ya RAM'den tıkanmış, RAM'den geçip NAND'a ulaşamıyor ya da RAM'den çıkmış NAND'ı göremiyor. Bunu da yine anlayabiliyoruz. Yani RAM'den çıkmış mı iş, RAM'den çıkmamış mı? Bunu da ne yapıyoruz? Yazılımla teyit edebiliyoruz. Anladım hocam. Tamam mı? Burası anlaşıldı mı?